Ağzı billahi mineşşeytanirracim. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin <Gülüşmeler> ve ala alihi ve Sahbi Geçenlerde burada bir ders yaptık. Risale-i Nur nebevi bir metottur. Peygamberi bir metottur. Bu ders o dersin devamıdır. Hatırlayanlar varsa ben tekrar etmeyeceğim orada gelenleri. burada yani yeni kısımlara نجاز إن شاء الله. أما بلس إرتباط يعني حديث صحيح أستدعيت كان درسته سؤالك في جمرة ستفترق اليهود 71 فرقة. واحدى وافترقت النصارى 72 فرقة. وستفترق هذه الأمة إلى ثلاثة فرقة. Orada yani o annaciyetu minha ma ana alayhi ve ashabi. Onlardan tek kullaha fil nar diyor. Hepsi ateştedir. İl annaciyetu minha ana ve ashabi. Ma ana alayhi ve ashabi. Yani hepsi helaktedir. Helak olacak. E, hepsi dalalettedir. Bunlardan kurtulan ben ve ashabım ne üzere isek onlardır. Yani sahabi yolu ve peygamber yolu. Bu ikisi neyi andırıyor bize? Yani sünnet-i yayı andırıyor bize. Peygamber Efendimiz hani bazıları televizyonda söylüyor. Adam e, profesör diyor ki ben adını zikretmeyeyim. Diyor ki bu ehli sünnet ve cemaat nereden geldi bu şey terim? Bu terim nereden geldi? Kur'an'dan geldi. Sünnet'ten geldi. Kur'an diyor ki ve laken kanet laken kanet lekum fi resulillahi usvetun sizin için bir usve-i hasene var bir örnek var onun izinden gidin sünnetten gidin yani diyor muhammedun resulullah diyor Mesela diyelim e kitabun uhkimet ayati min ladun hakimin alim öyle bir kitap ki ayeti hepsi Allahu Teala'nın şeyile hikmetile ve şey, ilmiyle ihkimet eh, eh, muhkem bir hale getirilmiş. Yani bu ne gösterdi? Kitap ve sünnet. Yani Peygamber Efendimiz diyor "Ma "Ana aleyhi ashabi başka bir hadiste de aynı buna benzer diyor taraktu fikum ma, ma in temesektum bi lan tadhlu min ba'di abada kitabullah ve sünneti." Allah'ın kitabı Size kendimden sonra iki şey bıraktım. Onlara yapışırsanız yolunuzu hiç şaşırmazsınız. Biri kitabullah, bir de sünnetim. El sünnet ve cemaat buradan geliyor işte. Bu hadiste de, bu hadiste de bir rivayetinde ma ana aleyhi ve ashabi ma ana vel İkinci rivayetinde ben ve ne, üz ne üzereysem cemaat ne üzereyseniz siz o üzere olun. Çünkü başka bir hadis daha var. O da şeydir. Ee, Abdullah bin Hudaf yok. E, bin Yemen hazretlerinden. Herkes diyor Resulullah hazretlerinden hayrı sorardı. Ben şerri sorurdum. Şerre düşmemek için sorurdum. Bir gün sordum ya Resulallah bu hayırdan sonra bir şer var mı? Dedi var. Vafi dehan. Ben geçiyorum. Ondan sonra daha bir hayır gelir mi? Gelir dedi. Aynı sonunda diyor dedi ben dedim ya Resulullah o zaman ne yapayım dedim o şer geldiği zaman. Dedi aleyke bi cemaatil muslimine ve imamihim. Müslümanların cemaatine bakın. Cemaatine ve imamına yapış. Bulamazsam ya Resulullah dedi. Dedim. Dedi fethab ala cid'i ve ve'ez alaya hatta ye'tikel mut. Get bir daha bir yere orada bekle bir ağacın kökünden yani onun şeyinden meyvesinden ye ta ölümü gelene kadar ve şey fitneye karışma. Yani bu meşhurdur. Yani burada bak cemaat kaç tane hadiste geçiyor? Mesela ashab kaç hadiste geçiyor? Kur'an-ı Kerim kaç hadiste geçiyor? Ahli sünnet ve cemaat nereden geldi? E sen bilmiyorsan ben sana ne yapayım? Prof olmuşsun ama yazık. Ahli sünnet ve cemaat terimi nereden geldi? Bilen cahil ben sana ne yapayım? Evet, bunun gibi rivayetler var. Peygamber Efendimiz fitne olacak, ümmet 73 fırkaya ayrılacak. Geçen haftada bunun üstünde durdu, geçen derste. Bunlar hepsi dalalettedir dediği zaman, yani hepsi bunun şahıslar delalete, şey, cehenneme girecek manası değil. Bu fikirler çıkmaz fikirlerdir, sapma fikirlerdir manasında. Yoksa ümmet şahısları tekfir etmemiş. Ama bu yolu mesela hatta Mu'tezilani ümmet tekfir etmemiş. Mesela diyelim. Ama demişler bu yol Kur'an'dan ayrılan bir yoldur. Yani sapma, sapan bir yoldur. Dal demek yani yolunu saptırdı. Saptı, yoldan saptı demek. Valla tarik Arapça yolda, yolu şaşırdı, yoldan çıktı mesela. Bu demek yoksa kafir oldu demek değil. Hatta geçen Zemekşeri'yi, keşafın şeyini, müfessirini misal vermiştik. Yani ehl Sünnet hepsi o tefsire dönüyor. Halbuki adam muatezili mesele diyelim. Bu mana. Yani onlar hepsi ateştedir dedi. Yani yok hepsi fert fert ateştedir. O manayı çıkarmayalım. Bu, bunu bu bilinmiş ola. Ben o şey, hadisler geçiyorum burada. Bu manada yani çünkü neden? Resulullah Hazretleri'nin yolu ne ifrat ne tefrit yolu değil. Hakkın ta kendisini görmek, hakikatin ta kendisini görmek ve hak, hakikat, o hak ve hakikate bağlanmak yoludur. Yani Ustad Hazretleri de bunu yapmış. Yani ne ifrat ne tefrit ustatta yok. Risale-i Nurlar'da yok. Mesela diyelim. Bakın mesela diyelim Şialar'da var. Vahabiler'de var. Haricilerde var, Muhtezile'de var, Cebriye'de var, İsmailiye'de var. Var, var, var. Haksariye'de var diyelim. İsna Aşeriye'de var, İmamiye'de var. Var, var, var. Ama Ehl-i Sünnet ve Cemaat'te yok, Risale-i Nur'da da yok. Risale-i Nur bu zamanda Ehl-i Sünnet ve Cemaat'i Türkiye'de bilhassa Osmanlı Devleti'nden kalan o ekolü yani o yani yorulmuş. Ehl-i Sünnet nasıl meydana gelmiş? 1400 sene içinde bir her şey sene bir kerpiç konmuş. Ta o saray meydana gelmiş. Ümmet icma etmiş. Yani cumhur icma etmiş. Bu ehli sünnetin meseleleri hakkında ehli sünnet meydana gelmiş. Yoksa ehli sünnet durup dururken gelmedi. Onun için Resulullah Hazretleri sevadi azama bağlanın diyor. Cemaate bağlanın diyor. Sevadi azam dedi çoğunluk. Çoğunluk dediği bizim toplumun çoğunluğu değil, Müslümanların çoğunluğu, alimlerin çoğunluğu, cumhurun çoğunluğu manasındadır. Yoksa çoğunluk dediği zaman yani koyun kuzu sürüsü değil, haşa diyelim. Bu manayı demiyor. Bu manada mesela ifrat ve tefritten Risale-i Nur çok uzak. Üstad Hazretleri ifrat ve tefrit hakkında bazı misaller veriyor. Ben bir tanesini okuyayım. Diyor, nekli sahih kat'i ile i̇mam Ali'ye demiş. Kim demiş? Resulullah Hazretleri. Sen de sen de Hazreti İsa gibi iki kısım insan helake gider. Sen de Hazreti İsa gibi iki kısım insan helake gider. Yuhlaku fi kathnan. Hadis budur. Muhibbun gal ve mubghidun Sen Sende ya Ali iki grup helake gidecektir. Muhibbun <laughs> galin. Aşırı sevip sevgiyi dozunu kaçıranlar. Ve mubghizun kal. Mubghiz yani bu eden, düşmanlık besleyenler de e, helak olacak. Bak biri ifrat, biri tafrit. İkisi de Hazret Ali'de. Yani bir kısmı tekfir etmiş, bir kısmı haşa haşa ne demiş? Allah demiş. Mesela. Bunlar hepsi Hazret Ali döneminde yaşanmış. Minberin bu tarafındaki başka söylüyor, o tarafındaki başka söylüyor. Mesele diyelim. Sende iki grup helake gidecektir diyor. Ee, İsa, Hazreti İsa gibi. Çünkü Hazreti İsa'da da öyle oldu. Bir kısmı düşmanlık etti. Yahudiler gibi öldürmeye kalktı. Bir kısmı da Allah'ın oğlu dedi. mesela diyelim. İkisi de helak oldu. i̇frat muhabbet diğeri, bir ifrat-ı muhabbet diğeri, ifrat-ı edavetle. Hazreti İsa'ya nasrani muhabbetinden haddi meşruhtan tecavüz ile haşa İbnullah dediler. Yahudi adavetinden çok tecavüz ettiler. Nübüvvetini ve kemalini inkar ettiler. Senin hakkında da yani Hz. Ali diyor bir kısım haddi meşruhtan tecavüz edecek. Bak Usta Hazretleri söylüyor bir yerde ehli Ali Beyti ne kadar severseniz sevin. Zararı yok. Ama şeriatın dışına çıkmayın. Ama manayı ismiyle sevmeyin. Manayı harfiyle sevin. Onun, onların sevgisi sizi Allah'a götürsün. Sizi peygambere götürsün. Sizi Kur'an'a götürsün. Hatta aynı yerde söylüyor. Maalesef diyor bazı şeyler var. şialar. Dine bağlı değil. imanı bile yok. Ama Hazreti Ali'ye haşa tapıyor gibi. O sevgiyi Allah'a götürmez diyor. Allah'tan koparır diyor. Allah'a götüren sevgisi nedir? Allah'ın kulu oldukları için. Peygamber Efendimiz'in yakını oldukları için. iman merkezi oldukları için. Hakikat, hak ve hakikat kaynağı oldukları için. O sevgi bizi Allah'a götürür. Ama o biri götürmez. Bunun gibi şeyler var. Yani hatta bunlara Resulullah Hazretleri ne demiş? Lehum nebzun yuqalu lehum rafidiyya. Bunların bir alameti bir şey var ve bir tarzı var. Bunlara rafizi denir. Rafizi ne demek? Yani rafz eden, terk eden. Rafz eden kimi rafz etmişler? Hazret Abu Bakir ile Hazret Abu şey Ömer'i. Rafz etmişler. Bunlara, bunlara rafizi demiş, denmiş. Bir kısmı senin adavetinden çok ileri gidecekler. Onlar da havariçtir haricilerle Hazret Ali savaşmış. Hazret Ali'ye sormuşlar bak bunlar kafir mi? Vallahi minel kufri farru diyor. Kafir değiller küfürden kaçtılar bunlar diyor. Ama sapıttılar yollarını diyor. Bak Hazret Ali haricilere kafir demiyor. Hatta yani Hazret Ali ile savaşmışlar. Kaç tane nehravan şey, savaşları olmuş. E, ama Hazreti Ali onları kafir dememiş. Hatta şeydir. İbni Abbas Hazretleri Hazreti Ali'ye demiş, ben gideyim onlar zahiridirler. Zahiriler şimdi şimdiki Vahabiler ataları haricilerdir. Bakın ataları haricilerdir. Zahirden hükmetmek. Ayeti anlamamak. Ayetin zahirine bakıyor, hükmediyor. Risale-i Nur öyle değil. Risale-i Nur ayetin pe peygamber Efendimizin sünnetinin dairesinde ve Kur'an'ın Kur'an'ın genelinin dairesinde ve müfessirin ve ulemanın arayı içinde ve tarih boyu cumhurun arayı içinde o ayeti tefsir eder. Kalkıp kendi rengini, kendi boyasını katmaz. E mesela İbn Abbas Hazretleri demiş, Hazret Ali'ye bırak beni ben gideyim onlarla tartışayım, haricilerle. Demiş yapma seni şey derler sonra öldürürler demiş karışma sen ya Ali ben giderim. Gitmiş. Demiş siz ne istiyorsunuz yani neden yani bize kılıç çektiniz? Demişler Ali kafirdir. Niçin kafirdir? Çünkü dedi, kendisi Emirül i müminindi. Muaviye ile anlaşma konusunda iki hakem tayin ettiler. E dedim orada Emirül müminlikten tenezzül etti, tenazül etti kaldırdı o sıfatını. Ali diye konuştu. Olur mu dedi. Neden vazgeçiyorlar? Geçti dediler. Geçtiği için biz ona kafir diyoruz. Bu bir dedi. İkincisi dediler Ali ayette diyor ki inil hukmu illa lillah. Hüküm Allah'ındır. Ali geldi bir hakem tuttu. Muaviye bir hakem tuttu. E ya, hüküm Allah'ındır. Allah'ın Kur'an'ına dönmek lazım. Ne hakemlere dönüyoruz ya. Bu iki dediler. Üçüncü savaştı Cemel vakıasında ganimet almadı dedi dediler. Biz biliyoruz Peygamber Efendimiz savaştık zaman ganimet alır. Bu üçüne de cevap verirsem sünnetten döner misiniz dedi. Dediler döneriz. Dedi bir dediniz enil hükmü illa lillah ona gelelim. Peki de Kur'an'da yok mu bir av meselesinde İhtilaf çıkarsa kimin avıdır bu? Kim vurdu? Kimin avıdır diye. Aran bir hakem tayin edin. O taraftan bir hakem tayin edin bu taraftan hakkı bulana kadar. Bir av meselesinde veya bir karı koca meselesinde boşanma hadisesinde yine Kur'an'da var. Fe'c'alu min ehlihi hakeman ve min ehliha Kadın tarafından bir hakem, erkek tarafından bir hakem olsun. O meseleyi çözün. Karı koca meselesinde hakem tayin ediliyorsa bir av meselesinde hakem tayin ediliyorsa iki grup Müslüman cemaati birbirine girmişler savaş olacak hakem tayin etsek olmaz mı demiş. Durmuşlar cevap verememişler. Bu bir demiş. Cevabınızı aldınız. Aldınız mı? Aldık demişler. İki demiş Diyorsunuz neden Ali ganimet almadı, sebi etmedi? Peki insan anasını sebi eder mi? Ne konuşuyorsun dediler insan öyle konuşma dediler. Cemal ve vakiasında Hazret Ali, Hazret Ayşe'yi sebi mi edecekti? Dedi. Baba dediler bu çok büyük bir hata olur. Olmaz. O bizim hepimizin anasıdır Kur'an'ın nasıyla. Tamam bunun da cevabını aldık demişler. Üçüncü neydi? Hatırlayan var mı? Onu söyledik. Emirlikten tenazül ettin demişler. Peki demiş Resulullah Hazretleri Hodebiye anlaşmasında hani Süheyl bin Amru ile anlaşma yaptılar. Bin Muhammed Resulullah ile Süheyl bin Amru yazdıkları zaman Süheyl bin Amr dedi, ben inansaydım sen peygambersin, ben seninle anlaşma yapmazdım, seninle de savaş etmezdim. Ben inanmıyorum ki sen peygambersin, sen oraya neden peygamber yazıyorsun? Hazreti Ali'ye dedi ya Ali orasını sil. Dedi vallahi ya Resulallah ben silemem. Göster ben sileyim dedi. O Hazreti Ali gösterdi. Resulullah Hazretleri sildi. Resulullah Hazretleri kendi peygamberliğini sildi dedi. Hazret Ali emirin müminin silmesi olmaz mı demiş. Tamam bana da cevap verdin. Teslim olduk demişler. Va yaklaşık 3-4 bin tanesi geri dönmüş. Hazret Ali tarafı olmuş. Mesela diyelim burada onları irşad etmişler. İşte diyelim i̇bn Abbas Hazretleri, Hazret Ali şey etmiş onları. Çünkü Resulullah Hazretleri buyurmuş. Ya Ali ben Kur'an'ın nüzulu için, sen de tevil için savaşacaksın. Savaşacaksın. Ben savaştım, sen de savaşacaksın. buyurmuş. Bu manada Risale-i Nur da aynı tarzda geliyor. İfrat ve tefritten uzaktır Risale-i Nur. Ali Bey bak ne dedik? 73 fırka. 73 fırkanın da saygısı Risale-i Nur'da var. Ama onların eleştirisi de var. Ya işareten ya zımnan ya sarahaten. Bazı yerlerde buradaki okuduğumuz sarahaten. Hazreti Ali'ye Şia'nın öyle manayı ismiyle bakmaları diyor. Peygamber Efendimiz de buyurmuş. İki grup sende helak olacak. Üstad orasında yazıyor. ve Hazreti Ali'ye, Hazreti İsa'ya Hristiyanlar Allah'ın oğlu dedikleri gibi sana da öyle diyenler çıkacak. Sana da düşman olanlar çıkacak. İkisi de helak olacak sende ya Ali buyurmuş. Aynı tarzda da yani burada Risale-i Nur'da bu 73 Furkan'ın yazımdan ya, ya serahaten ya işareten şey doğrulanması var. Tenkidi var. Bazında da serahaten. Mesela Usta Hazretleri söyler. Diyelim. Hatta Cebriye için söyler. Cebriye diyor ölmezdi. Vurmasaydı, vurmasaydı da ölürdü. Muhtezile diyor vurmasaydı ölmezdi. Ehl-i sünnet ne der? Biz bilmiyoruz Allah biliyor der, der mesela. Bu tenkittir bunlar. Çünkü bunlar sünnete uygun, de, uygun değil. Ne bu görüş ne o görüş. Mesela Cebriye diyor ki insan amelinden sorumlu değil. İnsan mecburdur. Yani kader yapıyor, insan yapmıyor. Yani insan sorumlu değil. Museyyerdir insan diyorlar. Muhayyir değil. İhtiyar sahibi değil. Mu'tezile ne diyor? Hayır diyorlar. İnsan amelini kendisi yaratıyor. Bakın bakın. Allah'ı tenzih, tenzih etmek için günahları, şerleri Allah'a vermemek için Muhtezile saptı dedi ki insan amelini kendisi yaratıyor. İnsanı halik yaptı. Mesela. İkisi de yanlış. Biri ifrat, biri tafrit. Biri insanı muhayyer değil. Allah yapıyor her şeyi. O ise diyor insan amelini kendisi yaratıyor. Bakın Risale-i bunların hepsinin cevapları var. İşte burada Risale-i Nur ifrat ve tefrikten uzaktır. Ta hakikatin ta kendisidir yani. Kur'an'ı yoldur. Bu yani çokları bu şeylerde sapmışlar. Şu anda Türkiye'de de öyledir. Adamı bakıyorsun kelli felli ne kitaplar okumuş ne kitaplar yazmış ama bir noktaya gelmiş sapıtmış. Orada Çıkamamış onun içinden. Çıkamıyor onun içinden. Mesela işte Risale-i Nur terbiyesinden uzak olanlar inanın ki ne kadar alim olursa olsun kendini kurtaramıyor. Kurtaramıyor. Bunu zaman da gösterdi, bunu mekanda gösterdi, bunu olaylar da gösterdi. Buna, bu bunu, bunu hakikatler de gösteriyor. Peygamber Efendimiz'in sünneti de gösteriyor, Kur'an-ı Kerim de gösteriyor. Bunun gibi Risale-i Nur'larda bu şeyler. Ama Ustad Hazretleri bir yerde diyor ki, bu 73 fırkanın her bir fırkanın bir tane hakikati var. Oradan çıkar ama yolu sapıt, sapıtır. Bir tane hakikati var. O tane hakikatleri hepsini Ustad Hazretleri onların elinden alıyor. Risale-i Nur'da var. Mesela misal getirelim. Şialarda tane hakikat nedir? Ahli beyti sevmektir. Risale-i Nur'da ahli beytin sevgisi Ta sonuna kadar var. Ama sapıtma yok. Onlar sapıtmış. Ali Bey'in sevgisinde manayı ismiye getmişler. Üstad Hazretler kendisi söylüyor bunu. Ama Risale-i Nur'da öyle yok. Ali Beytin sevgisi ta sonuna kadar var ama ifrat yok. Ama manayı ismiyle yok mesela diyelim. E her şeyi Allah'a vermek var ama insan sorumlu değil yok Risale-i Nur. O tane hakikatleri onların elinden almış. Mesela diyelim, şeyler, e, Vahabiler, sünnete dikkat ederler. Üstad Hazretler kendisi de Vahabi bahsinde söylüyor bunu. Risale-i Nur'da da sünnete dikkat etmek var, sünnete uymak var. Her şeyine, namaz meselesinde, diyelim şey meselesinde çok şey var yani. Zikir meselesinde diyelim, bunun gibi meselelerde yani ta onlardan daha ileri mesele diyelim. On da söylüyor Ustad Hazretler orada. Her bir batıl mezhep bir taneyi hakikatten meydana gelir ama yolunu sapıtır. O tane hakikatler Ustad hepsini toplamış. Hepsi bir sarayın yolda var. Hepsi de Kur'anidir. Bunu da bilmemiz lazım. Eğer denilse diyor burada Ali Beyt'e muhabbeti Kur'an emrediyor. Kul la es'elukum ecra illa el mevaddete fi'l kurba ayet var. Ben sizden bir hiç, hiçbir ecir sevap istemiyorum. Benim Ali Beytimi sevmekten başka. Bu Kur'an'ın emridir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam çok teşvik etmiş. Benim Ali Beytimi sevin demiş. Setel min ba'di katlen ve teşrida demiş. Benden sonra sizi öldürürler, şey ederler ümmetini. Teşvik etmiş Ali Beyti sevsinler. Namazda hep diyoruz Allah'ım salli ala Muhammed ve ala, ala Muhammed. Her zaman mesele diyelim. Bunlar hepsi Peygamber Efendimiz'in sünnetinde var, şeyde var, o muhabbet şialar için belki bir özür teşkil eder mi? Soruyorlar işte Hazretlerine. Çünkü ehli muhabbet bir derece erisikirdir. Yani sarhoş gibidir. Yani ölçüyü kaçırabilir. Ne için şialar hususen rafiziler o muhabbetten istifade etmiyorlar? Belki işaret-i nebeviye ile o fert muhabbetten mahkumdurlar. El cevap muhabbet ikidir. İki kısımdır. Bakın bu iki kısımdır var ya. Çok enteresan bir şeydir. risale orada çok geçer. İki kısımdır. Şia ikidir. Muhabbet ikidir. Rızık ikidir. Aşk ikidir. Avrupa ikidir. Bak bak enteresan bir şey. Her şey ikidir. Biri fasid Avrupa, biri Hristiyanlıktan istifade eden o şey Kur'an'dan istifade eden Avrupa. O biri aşk ikidir. Aşkı mecazi, aşkı hakiki. Rızkı mecazi, rızkı hakiki. Mesela diyelim. E şia ikidir. Şia-i hilafat, şia-i velayet mesele diyelim. Bunların şerhine girmiyorum. Ustad Hazretleri toptancılık yapmaz. Hep ayırır, hep ikiye getirir mesele diyelim. Bunun gibi çok var ikiler. Yol şimdi iki görünüyor. Bu caddeyi i olan mesleğimizden ayrılanlar belki ortada bir tutanacak yer bulamazlar daha esferin israfine kadar giderler diyor. Kuvvet yolundan çıkanlar mesela diyor. Ya yalan veya sükut deme diyor. Yol ikidir. Ya yalan ya doğru diyor. Süküttür yok diyor. Süküttür değil. Tam tabir öyle ustadım. Süküttür değil. Ya yalan ya da doğrudur. Mesela. Üçüncüsünü reddediyor ustad. Mesela. Diye yani bu risale Nur'da var çok. ikidir 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 Mesela. Bu da Risale-i Nur'un bir üslubudur. Toptancılık yok mesela diyelim. Ha bir de mesela Risale-i Nur'larda bir söz kimden gelmişse kim e, önemi yok. O söz haksa, güzelse hatta kafirden bile çıkmışsa onu Risale-i Nur alır, ustad alır, hak olarak kullanır. Öyle de yapmış. Yapmamış mı? Diyelim bir şairin şerrini almış ya zulmün topu varsa, güllesi varsa hakkında bükülmez kolu bilmem neyi vardır. Bir meşhur şair var adını söylemeyeyim. Onun şerrini almış şey etmiş. Fena ve fani bir adamın güzel ve baki bir sözü var diyor orada. Fena ve fani bir adamın güzel ve baki bir sözü var. Bakın Risale-i Nur. Hayn Resulullah Hazretleri'nin sünneti. El hikmetu zalletül mümin. Enna ve cedehe ve ahakku biha. Hikmet müminiyetidir. Nerede bulursa bulsun. O hakkıdır. Alabilir onu, kullanabilir onu demiş Resulullah Hazretleri. Bunun gibi burada da diyor ki muhabbet ikidir. Biri nedir muhabbet? Harf manayı harfiyle, biri manayı ismiyle. Ben kısa kesiyorum. Hz. Ali'ye Hasan ve Hüseyin ve Ali Beyti sevmektir. Cenab-ı Hak namına, cenab Hak namına Hz. Ali ile Hasan ve Hüseyin ve Ali Beyti sevmektir. Bu manayı harfi. Cenab-ı Hak namına. Burası, bu kelime önemli. Şu muhabbet Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın muhabbetini ziyadeleştirir. Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine vesile olur. Şu muhabbet, şu muhabbeti meşru, meşrudur. İfratı zarar vermez. Ne kadar seversen sev, ifrat yaparsa o yap. Ama manayı harfiyle ise zararı yok. Geçen birisi bana sordu. Mesela Ustad Hazretleri demiş, abisiyle Abdullah demiş, Ziyaheddin'i ustadım, ben, şey, işte ustadı demiş, ben o kadar seviyorum ki, yani onun gibi alim yok, onun gibi şey yok. i̇şte usta demiş, ben onu şimdi burada olsa ilzam ederim onu demiş. Ama ben onu senden daha fazla severim. Çünkü sen hayali bir Ziyaddin'i seviyorsun. Yanılmaz, etmez. Halbuki şimdi yanılabilir, insandır. Ben hakiki bir Ziyaddin'i seviyorum. Orada bana bir soru sordu. Dedi, bu o zatın yani ustad hazretlerinin abisinin Şeyh Ziyaddin'i bu kadar sevmesi, ifrat etmesi doğru yanlış değil mi? dedi. Doğru mu dedi? Zarar vermez dedim şeriat dairesinden çıkmayınca, ifrata girmeyince, manayı ma harfiyle olduğu kadar, sürdüğü kadar caizdir. Ama manayı ma ismiyle olmayacak. Evet, işte burada da Ali Beyt'i sevmek manayı ma harfiyle olacak. Manayı ma ismiyle değil. Ben açıklamak istemiyorum manayı ma harfi bir daha. Çünkü çok derslerde açıklanmıştır. İkincisi manayı ma ismiyle muhabbettir. Yani bizzat onları sever. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı düşünmeden Hazreti Ali'nin kahramanlıklarını ve kemalini ve Hazreti Hasan ve Hüseyin'in yüksek faziletlerini düşünüp sever. Yani bak, düşünmeden, Cenab-ı Hakk'ı düşünmeden onları seviyor. Bunlardan mesela Irak'ta çok var. Yani Hazreti Ali işte Hayber'in kapısını nasıl kaldırdı bilmem ne öyle. Öyle bir şeyler var ki o Risale-i Nur'da da bu var ama onun daha çok ötesi var onlarda. Yani insan üstü bir varlığa çıkarıyorlar. Hatta yani söylemeyeyim daha ötesine çıkarıyorlar. Yani. Tabi bu manayı ismiyle Hazreti Ali'ye bakmak caiz değil. Bu manada Ustad Hazretleri manayı ismi, manayı harfiyle sevmek, sevmemek kaidesini ko ko koymuş, prensibini koymuş. Bu prensip de çok değerli bir prensiptir. Yani bunu uyguladığımız zaman çok meselelerden kurtuluruz. Tarikata da uygulayabiliriz. Bir murit şeyhini mani, manayı harfiyle mi seviyor yoksa manayı ismiyle mi seviyor? Aynı. Manayı ismiyle seviyorsa yanlış yapıyor. Manayı harfiyle seviyorsa doğru yapıyor. Mesela diyelim. Bu manada bakabiliriz. Hatta diyor peygamberi tanımasa da onları sever diyor. O şiaların bir kısmı var. Peygamberi tanımıyor ama Hz. Ali'yi seviyor. Allah'a iman etmiyor ama Hz. Ali'yi seviyor. Bu sevmek Resul-i Ekrem vesselamın muhabbetine ve Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine sebep, sebebiyet vermez. Vesile olmaz Allah'ın sevgisine, peygamberin sevgisine. Hem ifrat olsa başkaların zemmini ve adavetini iktiza eder. İfrata gittiği zaman, لَا hubbin Ali'in belli buğzı Ömer olur. Hazreti Ömer'in düşmanlığını getirirler meydana. Mesele diyelim. Bunun gibi. İşte bu manada Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetini, Vesale-i Nur yapışmış sünnetine. Prensip almış. Resulullah Hazretleri'nin izinden gidiyor. Adım adım karış karış. Yani bunu başka şeylerde bulamayız. Bu detayda, bu kapsamda bulamayız. Ustad Hazretleri'nde olduğu gibi. Çünkü bu zamanda iman sarsıldı. Hatta yakın bile sarsıldı. Bu eser gibi bir eser lazım ki bizim aklımızı yönlendirsin, kalbimizi yönlendirsin, ruhumuzu yönlendirsin, sevgimizi yönlendirsin, adavetimizi yönlendirsin, diyelim kinimizi yönlendirsin, e diyelim hafiyi, bütün duygularımızı, latifelerimizi doğru kanalize etsin. Ancak bu da risale Nur'da var. Onun için yani ben bazı şeyler aklıma geliyor. Tortu bırak, bırakabilir diye söylemiyorum. Ustad zaten Hazretleri de bir yerde nur talebelerine soruyor. Siz bu Risale-i Nurları okuyorsunuz. Acaba yani etkisiz de bırakıyor mu? Ustad, ustadım bırakmıyor. O zaman diyor Allah'a şükür ettim diyor. Risale-i Nur hakkı ve hakikati gösterirken tortu bırakmıyor. Biz de öyle olmamız lazım. Yani Risale-i Nur metodundan ayrılmamamız lazım. Bu manada Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam hılkaten en mu'tedil. Bak Resulullah Hazretleri hılkaten en mu'tedil bir vaziyette ve en mükemmel bir surette halk edildiğinden hareket ve sekenati i'tidal ve istikamet üzerine gitmiştir. Resulullah Hazretleri'nin hareket ve şeyi sekenatı yani durması ve hareket etmesi i'tidal ve istikamet üzere gitmiş. Siyer-i seniyyesi kat'i bir surette gösterir ki her hareketinde istikamet ve iktidal üzere gitmiş. Risale-i Nur'da aynı. Her hareketinde iktidal ve istikamet üzere. Mesela Ustad Hazretleri kendisi evlenmemiş. Ama gene, genel millete ne demiş? Genele? Tenakahu tekâferu fe inni ubâhi bikumul umam. Hadisini getirmiş. Resulullah Hazretleri evleniniz, çoğalınız. Ben sizin kıyamet günü çoğunluğunuzla iftihar edeceğim. Bu lemalarda şey şerhi var mesela. Yani herkes de, bütün ümmet İslamiye benim gibi olsun evlenmesin dememiş. Özel kişilere hasrolmuş bu mesela diyelim. Bu çok önemli. Mesela Kur'an'da öyledir. Kur'an'da mesela diyelim dünya lezzetlerine kapılmayın, dünyaya aldanmayın dediği zaman başka bir ayet-i kerimede diyor وَلَا تَنْسَ نَصِبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Dünyadan da nasibini unutma. E, mesela diyor evlenin diyelim. Kur'an-ı Kerim'de evlenin mesela var. Ayetlerde geçer. Nur suresinde olsun, Nisa suresinde olsun şeylerinde وَاَيَتُنَّا اُجُورَهُنَّا Mesela onların şey, mehirlerini verin, şeylerini verin. Kur'an'da çok ayetler var. Evlilik hakkında mesela ha, dünyadan ele, ele tek çekin demiyor külliye. Bu bir dengedir. Bak bu bir dengedir. Madde ile mana arasında olan dengeyi Risale-i Nur çok iyi sağlamış. Resulullah Hazretleri'nin ve Kur'an'da olduğu gibi. Resulullah Hazretleri'nin sünnetinde ve Kur'an'ın ahkamında olduğu gibi. Buna dikkat etmek lazım. Bir müfessir de, bir nur talebesi de bu dengeler içinde hareket etmesi lazım. Yoksa bu dengeleri şaşırırsa, şey derse, olmaz. Mesela burada da ehtidal üzere gitmiş Resulullah Hazretler diyor. ifrat ve tefritten içtinav etmiştir diyor. Her şeyin ifratı ve tefriti iyi değildir. Üstad Hazretler diyor. Her şeyin ifratı ve tefriti iyi değil. İstikamet ise haddi vasattır. İstikamet ise orta yoldur diyor. Mesela diyelim. Haddi vasattır. Ehli, ehli sünnet ve cemaat onu ihtiyar etmiş. Mesela Kuvve-i kumut değil, şey de değil, kudurtmak da değil, aşiriye kaçmak da değil, evlilik dairesinde, halal dairesinde, ki keyfe kafidir diye, e orada Kur'an-ı Kerim istikamet üzere oturtmuş o meseleyi. Mesele diyelim. Yani. Bunun gibi. Yani Usta Hazretleri bunu başka yerlerde de çok detaylı olarak şey eder yani. diyelim Avrupa medeniyetiyle İslam medeniyetini kıyas ettiği zaman o şehveti tehic eder diyor. Bu diyor ihtidal dairesinde, halal dairesinde şey eder diyor. idare eder onu mesela yani. Hatta şeyin tefsirinde de var. Diyelim, Elhamdülillah Rabbil Alemin Fatiha'nın tefsirinde Risale-i yine bu var. Yine şeyde işaret edeceğiz istikamet dairesi yine şeyde var işaret ecazın başında var. Bunları bunlara hepsine Üstad hazretleri işaret etmiş, açıklamış. Haddi vasat nedir? Ehli sünnet ve cemaat onu ihtiyar etmiş fakat ma'at teessüf, Ehli sünnet ve cemaat perdesi altında altına vahabilik ve haricilik fikri kısmen girdiği gibi bazı vahabi fikirleri biraz önce dediğimiz gibi bir de harici fikirleri. İşte burada da gösteriyor. Vahabilerin ataları haricilerdir. Oradan geliyor. Zahirilerdir. Zahiriler de haricilere götürüyor. Zahir biraz önce dedik zahiriler. Kur'an'ı zahirden anlıyor. İnil hukmu diyor. Hatta şey ayeti var. Üstad Hazretleri açıklıyor. Femen lem yahkum bima anzalallah fe kafirun. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirdirler. Usta diyor bunu öyle anlamayın bu ayet. Bu ayet öyle değil. Femen lem yahkum femen yusaddiqtir diyor. Tasdik etmezse kafir olur. Yok hükmetmezse. Yani o zaman ne çıkıyor? Kim ha, hükmetmezse sorumlu olur. Doğrudur. Kur'an'la hükmetmezse sorumlu olur. Ama kafir olur müfessirler demiyor. Kur'an demiyor. İnanmazsa kafir olur. Namaz da öyle. Namaz kılmayan bir insan Vahabiler, Hariciler kafir olur diyor. Kur'an ne şey İslamiyet ne diyor, sünnet ne diyor? İnkar ederse kafir olur. Derse ben suçluyum. Ben namaz kılmıyorum. Kusurum var, şeyim var. Bu adama sen kafir diyemez. Diyelim şeyle, şey şey mürtekibul kebair. Ehli sünnet mesleğinde tekfir edilmez. Kebireleri işleyenler ehli sünnet mesleğinde tekfir edilmez. Bunlar çok önemlidir. Bak bunlardan dolayı İslam aleminde milyonlar kişi öldü. Milyonlar kişi öldü. Devletle cemaatler çatıştı. Devleti kafir dediler. Devletin elemanlarına, muvazzaflarına, şeylerine kafir dediler. Bakanlarına. Mesela. Bu çok önemli bir şeydir. Usta demedi. Ali'yi veliye kırdırmadı. Mesela. Bunlar var ya, bunlar bu şey, çok önemli. Bunların üstünde durmak lazım. Evet. Bu manada Kusat Hazretler diyor maalesef ehl-i sünnetin içinde bazı dikenler de görüldü. Haliciler ve Vahabiler gibi. Kısmen girdiği gibi diyor. Siyaset meftunları ve bir kısım muhitler Hz. Ali'ye Ali'yi radıyallahu anh'u tenkit ediyorlar. Haşa siyaseti bilmediğinden hilafete tam liyakat göstermemiş dediler diyor. Hazreti Ali siyaseti bilmediği için hilafete layık olamadı demişler. Liyakat göstermemiş. İdara edememiş diyorlar. İşte bunların haksız ittihamlarından Aleviler Ehl-i e karşı küsmek vaziyetini alıyorlar. Burası şimdi bir nokta var. Çok çok önemli. O da nedir? Ustad Hazretleri bu meslekleri açıkladığı zaman onların elinden silahını alıyor. Kur'an namına alıyor. Sünnet namını alıyor. Nasıl? Mesela sen beni tenkide bir şia olarak beni tenkide edemezsin. Sen Ahl-i Beyt'e bağlanmıyorsun, sevmiyorsun. Ahl-i Beyt'in sevgisi Risale-i Nur'da senden fazla var. Diyelim. Aynı şekilde yani bunlarda da öyle. Ya hangi iki grup şeye Kur'an Risale-i Nur'a saldırmışsa o grubun bağlandığı noktayı, hak noktayı Risale-i Nur ondan daha fazla ona bağlanmış, onu savunmuş. O abilerde olan sünnete bağlanmak gibi mesela diyelim. Bunun gibi. Burada da aynı şeyi söyleyecek şimdi dikkat edeceğiz. İşte bunların bu haksız iddiamlarında Aleviler diyorlar ki ehli sünnet haksızdırlar. Şeye bağlanmıyorlar. Hazreti Ali'yi tenkit ediyorlar. Bunlar diye bizi tenkit edemezler usta diyor. Bunlar o abilerin dediği Haricilerin dediği bizi bağlanmaz. Biliyorsunuz ki diyor, ehl Sünnet hutbelerinde, konuşmalarında, vaazlarında Hazret Aline ne kadar var. İşte buraya gelecek şimdi. Aleviler ehl Sünnet'e karşı küsmek vaziyetini alıyorlar. Halbuki ehl Sünnet'in desturları ve esas mezhepleri bu fikirleri iktiza etmiyor. Belki aksini ispat ediyor. Hariciler, haricilerin ve tarafından gelen böyle fikirler ehli sünnet sünneti mahkum mahkum edemez diyor. Belki Ali sünnet Alevilerden daha ziyade Hz. Ali'nin radıyallahu anhu taraftarlarıdırlar. Yani siz Hz. Ali'yi seviyorsunuz Alevi olarak. Biz sizden daha fazla seviyoruz. Sizden fazla Aleviyiz. Evet. Ustadımdır usta. Ustad diyor. Hz. Ali benim ustadımdır. Manevi ustadımdır. Ben Hz. Ali'nin evladıyım diyor. Hem Haseniyim hem Hüseyin'iyim diyor. Mesela diyelim. E, hatta beni Üstad Hazret Ali diyor, e, Hazret Ali'nin tokadını yersiniz diyor, şey e, yanlış yaparsanız diyor. Havsi Geylani'nin ve Hazret Ali'nin e, şey bilerek tokadını yersiniz diyor. Mesela risale orada Nur'da var. Hazret Ali ne kadar bir yeri var Risale-i Nur'da. İşte kerameti Aleviye'de, şeyde başka yerlerde hayran kalırsın. Mesela siz bizi tenkit edemezsiniz diyor. Haksız olursunuz diyor. O Vahabilerin sözüdür diyor. O haricilerin sözüdür diyor. Bizi bağlamaz. Ehl-i sünneti bağlamaz o diyor. O cemaat ne diyor? Hususen ekseriyet mutlaka ile ehl-i sünnet ve cemaat mezhebinde olan evliya ve onu mürşid ve şahi velayet biliyorlar. Hazreti Ali şahi velayettir. Bizim şahi velayetimizdir. E biz onu tenkit edemeyiz. Söz söyleyemeyiz. Manasında açık. İşte, tamam. Bu manada ustad azetleri bakın ne güzel prensipler koymuş. Ehli sünnetin prensiplerini risalene onlara da toplamış. Yani Nur adeta bir şey gibi e, e, ne diyorlar? Bir büyük sözlük gibi, bir ansiklopedi gibi. Yani hizmet yolu içinde, davet yolu içinde, Kur'an yolu içinde, sünnet yolu içinde, hak yol içinde bütün o e, istikamet içinde, e, iktidal içinde hepsini toplamış. Ve bütün fırkaların da en güzel noktalarını toplamış. Onun için Risale-i Nur'un dengelerinden çıkan insanlar tehlikede bence. Bence tehlikede. Kim olursa olsun. Bakın kim olursa olsun. Ve bunu zaman da gösterdi, mekan da gösterdi. Evet. Bu manada Ustad Hazretleri getirdiği deliller de aynı öyledir. Getirdiği zaman delil mesela Allah'ın varlığına Kur'an'ın iki vazifesi var diyor Ustad Hazretleri. Biri uluhiyeti bildirmek, biri de ubudiyeti bildirmek. Hakikaten yani ubudiyette Risale-i Nur zirvede, zikirinde şeyinde, e, sünnet-i nebeviyyeyi anlamada, bağlanmada işte şey on birinci lem'a diyelim şey sünnet-i seniyye risalesi on bir mi, 12 mi? On e, bir. E, yani sünnet-i seniyye risalesi mesela diyelim. Onun gibi ne kadar şeyler var Hepsini toplamış yani. Yani bu manada yani Resulullah Hazretleri'nin yolundan gidiyor risale Kur'an'ın yolundan gidiyor. Yani getirdiği deliller de çürütülmez delillerdir. Uluhiyete. Biri obudiyet dedik, biri uluhiyet dedik. Uluhiyete de getirdiği deliller çürütülmez. İşte diyelim alın işte tabiat risalesini alın sözleri, sözlerde olan 22. sözü, bunun gibi şeyleri uluhiyeti ispat meseleleri, rububiyeti ispat meseleleri, obudiyeti yaşama meselesi, yaşatma meselesi, Risale-i Nur'da, Zirve'de. Kimse Ustad Hazretleri gibi bu iki meseleyi öne sürmemiş. Ve ispat edememiş. Bu bütün hastalıkları Ustad Hazretleri Barani Kerim'in ezasında yazmış. Aynen öyle. Bütün ve hastalıkları... o hastalıklara cevap verirken, merhem sürerken, ilaç verirken, bu ilaçların da hiçbir yan etkisi yok. Bu bahsettiğim bütün bunlar bu asıl hastalıklar. Aynı hastalık. Bunun gibi çok var. Aynen dediğiniz gibi yani Risale-i Nur yani, hakikaten burada alemi İslam'ı birleştiren, tevafuk ettiren, telaum ettiren, tecanus ettiren, tevhid ettiren bir ansiklopedidir İçinde bir mesele yoktur cevabı olmasın. Bak hiçbir mesele yok. Kur'an'ın tercümesinden al, onsuriyet milliyetinden tur, menfi milliyetten tut bilme. E, ne aklına gelirse gelsin, bu asırda hangi hastalık olursa olsun, cevabı Risale-i Neden Risale-i Nur? İşte bunlardan dolayı Risale-i Nur. Yoksa biz ifrat etmiyoruz. Bediüzzaman, Bediüzzaman, Risale-i Nur, Risale-i Nur. Ya bunlar da hep bıkmadılar ustad demekten, Risale-i Nur demekten bıkmayız. Çünkü bizi Kur'an'a götürüyor, Hakk'a götürüyor. Üstad Hazretleri, ulum evvelin ve ahir en azamı desek. Tabii. Ana mı? Bak, cema'a beynel asaleti ve tecdid. Asalet ile yeniliği kendinde toplayan bir eserdir. Bakın, asalet yani selef yolu, Kur'an yolu, ilk anl İslami anlayış yolu diyelim. Sahabe yolu mesela diyelim. Sahabe anlayışı. Beynel asaleti ve tecdit. Tecdit yenilenme. Ama maalesef bu asırda asaletten de oldu millet, tecditten de oldu. Şey, yani öyle fikirler getirdiler ki ne Kur'an'da var, ne sünnette var. Onların da cevabı Risale-i Nur'da var. Kur'an bize yeter. Fikri gibi. Saçma sapan fikirler. Kur'an kendisi diyor peygamberin izinden ayrılmayın. Sünnetinden ayrılmayın. Ona tabi olun. Bu geliyor diyor Kur'an bize yeter. O zaman sen Kur'an'a uymuyorsun. Kur'an öyle diyor sen ayrı başka şey diyorsun ya. Bunun gibi çok meseleler Risale-i Nur'larda bu manada o kadar açıklanmış ki hakikaten Risale-i Nur'un getirdiği deliller çürütülmez delillerdir. Bakın bu ikinci ders oldu bu konuda. Hala bir ders daha var. Üçüncü ders burada. Bu konularda. Yani neden Risale-i Nur? Çünkü Risale-i Nur hakikaten yani biz ifrat etmiyoruz. Belki hakkını yiyoruz anlatırken. Belki hakkını yiyoruz. Benim gibi bir adam anlatıyor. Benim gibi değil. Çok büyük insanlar bu meseleleri anlatması lazımdır. Yani Ustad Hazretler de zaten söylüyor. E, bu bana verildi bu risaleler. Demek en hasta benmiş. Bakın tavazından ne söylüyor. Bu manada risale çok şeyler var. Geçen derste de bir kısmını söyledik. Şimdi de bir kısmını söyledik. Allah cümlenizden razı olsun. Ben bir yere geldim. Orada durmak istiyorum. İnşallah devamını da okuruz. Üçüncü ders olarak Lillahi Teala El-Fatiha.